İkinci dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabilecek kilit noktalar hepsi 8. sınıf yazılı notlarının içinde hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. Herkese merhabalar. Madde döngüleri ve çevre sorunları beraberiz. Hazır mısın Tonguç Evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber çok eğlenceli bir konu işleyeceğiz. Çünkü gerçekten de hayatımızın içinde maddenin döngüsü yani su döngüsü, karbon oksijen döngüsü, azot döngüsü bunların her birisi hayatımızı direkt etkileyen özellikler. Şimdi seninle beraber gel bakalım. Kampres mi çizdim senin için? Burada da hemen bir arkadaşımın sesini alalım evladım benim. Harikasın. Şimdi bak bu kampta aslında kampta aslında biz ne yapıyoruz? Ağaçlarla beraber temiz havayı, oksijeni alabiliyoruz. Peki neden böyle bir şey var? Aslında ağaçların bize oksijen verdiğini ve yeryüzünün oksijen kaynağı olduğunu, yeşil canlıların, yeşil e, bitkilerin bir oksijen kaynağı olduğunu zaten çocukluktan beri çocuk çok eskiden beri biliyoruz. Ve onlar bize oksijen veriyor, biz de onların işine yarayacak karbondioksit veriyoruz. Aynı aynı nasıl mesela ineğin sütünden yararlanıyorsak ağaçların da oksijeninden yararlanıyoruz. Aynı şekilde inek de ağaçların oksijeninden yararlanıyor. İşte bu aslında bir döngü oluşturuyor. Biz onlara karbondioksit veriyoruz, onlar bize oksijen veriyor ve hayat bu şekilde akıp gidiyor ve bir fanusun içerisinde, bir atmosferimizin içerisinde, dünyamızın içerisinde yaşamımızı sürdürebiliyoruz. Eğer ağaçlar olmasaydı, eğer yeşil bitkiler olmasaydı bizim oksijen kaynağımız olmazdı ve ne yazık ki mortanzi olurduk. Dolayısıyla çok değerli yeşil bitkiler bizim için. Biz de onlar için çok değerliyiz. Çünkü biz onlara karbondioksit üretiyoruz. İşte bu döngü, bu döngü bizim yaşamamızı sağlıyor. Onların da yaşamasını sağlıyor. Ve birlikte süper bir ilişki kurarak aslında uzun seneler boyunca yaşayabiliyoruz. Ve işte işte senle beraber bu konuları işleyeceğiz. Ama şunu da unutma Tonguç Eylan Bey. Yazılar geliyor. ...yazıl denemeleri kitabımız yeni çıktı bu arada. Bunu da sana göstermek istiyorum. Ve aynı zamanda zaten herkes biliyor. ...yazıl notları kitabımızdan da yazılılara hazırlıkları buradan da yapıyoruz. Şimdiden duyurulur diyorum. Ve bugün senle beraber 3. sezon 6. haftaya girdiğimiz Tonguç Kap'ta tüm dersler kitabımızdan test 24-25 fen kısmından. Aynı zamanda Dinamo kitabımızdan test 89-92 ve 93 fen kitabımızdan Dinamo fen kitabımızdan ve Zoru Bankası fenden de 73 ve 74. testleri yapmanı istiyorum ve görevlerini verdikten sonra bu arada görevlerini tat uygulamasından girmeyi unutma ki görev puanını da kazan ve takımına da puan kazandır diyorum ve hemen dersimde geçiyorum. Bir kere seninle beraber bugün su döngüsü, karbon oksijen döngüsü, azot döngüsü ve ardından da çevre sorunlarını beraber işleyeceğiz. Ama tabii ki bu üç döngüyü süper bir şekilde madde döngüleri dediğimiz bu üç döngüyü süper bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Zaten karbon oksijen döngüsü birazcık değindim ama su döngüsü mesela çok önemli su döngüsü mesela yukarıdan ne yağıyor üzerimize evladım benim? Yağmur. Harikasın. Yağmur yağıyor ve bu yağmur aslında bizi bitkileri daha doğrusu bitkileri yeşertiyor. Onların büyümesini sağlıyor değil mi? Bu bir döngü mesela. Aynı şekilde biz de e, yeryüzündeki su aslında güneşle buharlaşıyor. İşte beraber bunlara bakacağız. Bu detayları inceleyeceğiz. Hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber madde döngüsü ne demek ona bakalım. Bir kere su, oksijen, azot ve karbon gibi maddelerin canlı ve cansız çevre arasındaki dolanması yani hareket etmesine, yer değiştirmesine biz madde döngüsü adı veriyoruz. Mesela burada mesela bir ağaç var. Burada da sen varsın ve ne yapıyorsun sen? Ağaç demiş ki ver karbonu al oksijeni. Sen ağaca karbondioksit veriyorsun. Ağaç da sana tertemiz oksijeni veriyor. Ağaç için bu arada karbondioksit de tertemiz. Dolayısıyla aslında ikimiz için de farklı öncelikler var. Farklı ihtiyaçlar var. Ağaç için karbondioksit bir ihtiyaçken bizim için de oksijen bir ihtiyaç. İşte o bunu sana veriyor sen de bunu ona veriyorsun ve herkes mutlu bir şekilde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Şimdi ama öncesinde çok önemli yani hayatın yaşamın en önemli şeyi yani suyla ilgileneceğiz. Mesela vücudumuzun yüzde kaçı su evladım benim? Yüzde 99 hocam. Ne alakası var ne yüzde 99 evladım benim? Evladım insanın yüzde yetmişe yakını sudur. Yüzde %65 65'e yakını sudur ve Tabi gençlik ve ergenlik döneminde bu oran değişir. Ama şunu da söylemek istiyorum. Sana, i̇nsanın üçte ikisi neredeyse su. Dolayısıyla su bizim için çok değerli. Ve bizim için gerçekten de çok özel bir madde. H2O dediğimiz bu madde hayatın vazgeçilmezi. Hayat olması için mutlaka suyun olması gerekiyor. Ve burada da işte su döngüsünü böyle bir grafize etmeye çalıştık. Burada aslında çok önemli bazı özellikler var. Bir kere güneş var. İşte güneş ...ısısıyla beraber aslında e, ta o 150 milyon kilometre ötesen gönderdiği ışınlarla beraber... ...yer üstündeki suları, özellikle neler var yer üstünde? Denizler var, göller var, akarsular var, dereler var ve bunların her birindeki suyu buharlaştırıyor. Ve buradaki verdiği ısıyla, yeryüzüne e, ulaştırdığı ısıyla e, beraber bu buharlaşma olayından dolayı sular... ...yeryüzünden birazcık daha yükseklere, atmosfere doğru yükseliyor. Ve yükselen su da Tomuç Elan ...tabii yüksekler birazcık daha soğuk olduğu için... ...mesela dağın tepesinde olur, karlı olur değil mi? Yüksekler birazcık daha soğuk olduğu için su buralarda yoğuşmaya başlıyor. Yani böyle bulutlara dönüşmeye başlıyor. Çünkü yukarısı soğuk. Hani nasıl mesela işte e, soğuk bir cama böyle... Hu, hu yaparsam hemen orası buğulanır. Hani böyle bir bulutumsu böyle bir e, buğulanır. Buğulanmak ve bulut oluşumu aslında aynı mantıkta. Yeryüzünden yükseğe doğru çıkan su buharı yani buharlaşan su buharı, buradaki su halindeki su buharı burada tekrar yoğuşmaya başlıyor. Ardından Tonguç evladım benim bazı soğuk hava kitleleriyle çarpışınca yağmur ve kar olarak yeryüzüne tekrar düşüyor. İşte bu bir döngü bak mesela buradan yukarı çıktı sonra böyle yağmur ve kar şeklinde tekrar denizlere, göllere, akarsuya döndü. Sonra tekrar yukarı çıkıyor, tekrar dönüyor. Tekrar yukarı çıkıyor, tekrar dönüyor. İşte bu niçin oluyor ki? Niye niye böyle dönüyor böyle deli gibi? Buradaki mantık şu aslında. Biz denizlerdeki suyu içebiliyor muyuz evladım benim? Hayır hocam. Harikasın. İçemiyoruz doğru. İçtiğimiz zaman tuzlu su hiçbir şey yaramıyor değil mi? Böyle daha da susatıyor aslında. Peki e, buradaki mesela ağaçlar Tuzlu suyu kullanabiliyor mu? Hayır aynı şekilde tuzlu su değil onlar için tatlı su lazım. İşte burada çok enteresan bir mekanizma var. Burada buharlaşan su ardından yağmur ve kar şeklinde yağmur ve karda tuz kalmıyor artık. Çünkü buharlaşırken tuzu geride bırakıyor ve bu buharlaşmalar saf su şeklinde yukarı çıkıyor ve buradan da aşağı Su şeklinde yani saf su şeklinde aşağı inerken Tonguç Eylem'e tuz yok artık bunun içerisinde. Aşağı indiği zaman yeryüzündeki bazı oluklardan böyle e, aralıklardan yer altına yer altındaki temiz su kaynaklarına ulaşıyor ve buradaki su kaynaklarını besliyor. Ve bu su kaynakları ağaçları besliyor. Aynı zamanda bizim artesyan suyu aşağıdan böyle dipten çektiğimiz kuyulardan çektiğimiz suyu oluşturuyor ve bu sayede tertemiz, tatlı, tuzlu olmayan süper bir su elde etmiş oluyoruz. İşte bu aslında çok önemli bir döngü. Bu döngü olmasaydı yeraltı su kaynaklarındaki tatlı suya ulaşamazdık. Göllerdeki tatlı suya ulaşamazdık. Aslında denizler dünyanın neredeyse yüzde yetmişi. Yüzde yetmişindeki tuzu suyu biz aslında resmen bir döngüyle değerlendirmiş oluyoruz ve karlar da aynı şekilde dikkat ettiysen tuzlu değildir biliyoruz. Peki bu su döngüsünde bazı önemli olaylar var. Bunları gerçekten bilmemiz gerekiyor. Bir kere atmosferde ve yeryüzünde ve yeraltı sularında üç farklı kademede inceleyeceğiz bu döngüsünü. Bir kere e, yeryüzü suları, deniz, göl ve benzeri dediğimiz şey en önemli olay. Yani buradaki en kritik olay buharlaşma. Buharlaşma ile yer üstüne çıkıyor değil mi? Aslında gökyüzüne yükseliyor ve buharlaşma dediğimiz olay aslında su buharı dediğimiz e, ...suyun su buharına dönüşmesiyle... ...yani suyun, sıvının... ...gaza dönüşmesiyle ortaya çıkıyor. Ardından atmosfere çıktı. Aynı zamanda... ...çok önemli bir şey daha var. Biz... ...ve e, bitkiler burada biz solunum yaptığımız zaman bütün hayvanlar solunum yaptığı zaman ve aynı zamanda bitkilerde yapraklarıyla terleme yaptım. Bu arada biz de terleme yapıyoruz. Bunu da eklemek istiyorum. Bir de terleme biz de terleme yapıyoruz. Terleme ve solunum sayesinde onlar da sadece terleme yapıyorlar ve bu terlemeyle beraber atmosfere de su buharı veriyoruz aslında. Ve bu su buharı çok tabii bununla nazaran çok daha küçük olduğu için fazla önemsemiyoruz. Ama bu da atmosfere su buharı veriyor. Ardından Atmosferden aşağı nasıl yağıyordu? Yağmur, kar dolu şeklinde aşağı doğru yağıyor. Atmosferden tekrar yeryüzüne dönüyor. Ve yeryüzüne dönerken yeryüzü sularına, deniz, göl ve benzerine tekrar dönüyor. Denizlerin üzerinde de yağmur yağıyor sonuçta. Her yerde yağmur yağıyor. Ve ardından da aynı zamanda yeraltı sularına ee, karışıyor bu yağmur kar ve buradaki saf su te temiz su ardından bunu hayvanlar ve bitkiler kullanıyor tabii ki bir kısmı da deniz göl ve benzerine dönüşüyor diyoruz dolayısıyla burada anahtar kelimeler bir buharlaşma ilk kademe buharlaşma Ardından solunum ve terleme de oluyor aslında, solunum ve terleme de oluyor ve aynı zamanda aynı zamanda yoğuşma dediğimiz şeyle aşağı doğru düşüyor yoğuşma ve boşaltımla da tabi bazı e, boşaltımla terleme dediğimiz de bir boşaltım aslında ama boşaltımla da yer altı sularına karışabiliyor diyoruz. Ama en önemli şey burada tekrar söylüyorum buharlaşma yoğuşma bunlar iki tane kritik şey bu iki tane kritik şey sayesinde bir döngü oluşuyor diye düşün hatta şöyle bir döngü oluşuyor diye düşünebiliriz peki geldik bir de oksijen karbon bu da çok önemli şimdi aslında tekrar söylüyorum yeşil bitkiler aynı zamanda dünyanın yeryüzündeki e aslında bir demin de söylediğim gibi yüzde yetmişi su. Bu yüzde yetmişin içerisinde yosunlar var. Biz mesela ağaçlar oksijen üretiyor ama ağaçların ürettiği oksijen dünyadaki oksijenin sadece çok ufak bir kısmı birçoğunu denizler üretiyor. Denizlerin içerisinde yosunlar var çünkü dünyanın büyük bir kısmı yosunlarla kaplı. Yani denizlerle kaplı ve bunun içerisinde yosunlar da oksijen üretiyor. Dolayısıyla denizin olduğu yerler birazcık daha oksijence zengindir ve daha temiz hava orada da vardır. Aynı ormanlar gibi düşünebilirsin. Peki geldik. De bizim ağaçlara ihtiyacımız var. Ağaçlar bize ne veriyorduk? Oksijen veriyorduk. Ağaçlar oksijeni sadece bize vermiyor. Hayvanlara da veriyor bu arada. Ve aynı şekilde eee biz de onlara ne veriyoruz dedik? Karbondioksit veriyoruz dedik. Karbondioksit biz ve hayvanlar onlara veriyoruz. Onlar da kullanıyor ve fotosentez yaparak bize besin üretiyorlar. Hatta burada bir elma çizelim. Bu elma da Newton'un elması olsun. Bu elmayı da aslında bize besin olarak veriyorlar. İşte bu elma aslında bir fotosentez ürünü. Bu fotosentez ürünü de karbondioksit vermemiz sayesinde oluşuyor. Peki Tabii yeni çağımızda endüstri devriminden sonra bir de fabrikalar, arabalar geldi. Arabaların egzozları, fabrikalar ve benzeri bir sürü e, kirli e, gaz üreten e, hayatımızda bir sürü şey var artık. Ama bunlar da aynı şekilde oksijen alıp yani burada oksijeni nasıl çizdiysek sadece e, insanlar ve hayvanlara kullanmıyor. Bu fabrikalarda oksijeni kullanıyor aslında şöyle çizelim. Bu oksijeni kullanıyor ve aynı şekilde karbondioksidi de bitkilere veriyor. Tabii yosunlara da veriyor denizlere de veriyor diye düşünemezsin. Peki bu fabrikalar bunu kullanırken bu karbondioksiti üretirken ne kullanıyor? Fosil yakıtları kullanıyor. Fosil yakıtlar insanların hayvanların bitkilerin atık ve artıkların oluşuyor ve fosilleşmesiyle oluşuyor. Bu fosil yakıtlar dediğimiz şey hemen yazayım senin için Tonguç Eren Bey. Kömür başka ne vardır? Ve şunu da söyleyeyim doğal gaz da vardır. Kömür, petrol, doğal gaz bu fosil yakıtların en önemlileri ve bu fosil yakıtları... Fabrikalar kullanıyor aslında fabrikalar arabalar mesela benzin kullanıyor ve benzeri bunların her birisi kullanarak ne üretiyorlar karbondioksit üretiyorlar peki oksijeni de alarak demek ki bizim oksijenimizi tüketen bir kaynak bu aslında ve bir sürü karbondioksit üreten bir kaynak ve bu karbondioksitin üretilmesi karbondioksit aslında sera gazı birazdan göreceğiz ama zararlı aslında fazlası zararlı iklim değişimlerine yol açıyor. Dolayısıyla bu karbondioksitin çok fazla üretilmemesi lazım. Dolayısıyla biz İnsanlar ve bitkiler, hayvanlar olarak yaşarken çok mutluyduk, mesuttuk. Ama şimdi endüstri devriminden sonra işte bu fosil yakıtların yakılması, kömür, petrol, doğalgazın çok tüketilmesi, insanların e, sanki milyonlarca sene burada yaşayacakmış gibi sonsuz yaşam varmış gibi e, hırsları bunlar da fabrikaların, arabaların ve benzeri çok artması bunlar da karbondioksit e, üretimini arttırdı ve bu karbondioksit de zehirli değil ama e, bitkilerin kullanacağı bir şey ama fazlası da zararlı olan e, sera gazı dediğimiz önemli bir gaz birazdan anlatacağım bunları. Dolayısıyla bitkiler ne yapıyordu? Fotosentez yapıyordu. Hayvanlar ve insanlar ne yapıyordu? Solunum yapıyordu. Bu arada bitkiler de solunum yapıyor bu arada. Yani hepimiz solunum yapıyoruz ama bitkiler aynı zamanda fotosentezi tek yapan canlılar. Yeşil bitkiler ve yosunlar diye düşünelim. Ve bunlar da aslında bize oksijen üretiyor. Ve fosil yakıtların yakımı da aslında karbondioksit üretip oksijeni tüketen bir kaynak diyebiliriz. Peki geldik şimdi azot döngüsüne. Azot döngüsü de bizim için çok önemli ve sınavlarda soruların çıktığı, zor sınavlarda soruların kesinlikle çıktığı bir yer diye düşünebiliriz. Şimdi bir kere azot döngüsünde... E, en önemli kavramları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Atmosferde, atmosferde %78 oranında azot var. Dolayısıyla atmosferimizin çok büyük bir kısmı hatta buna yazalım %78 azot atmosferimizin %21'i oksijen aslında. Herkes oksijenin daha fazla olduğunu bilir ama azot daha fazladır. Ve bu azot o kadar çok fazla ki peki biz bunu kullanabiliyor muyuz? Hayır kullanmıyoruz. Atmosferdeki azot aslında oksijenin seviyesini dengelemek için olan çok önemli bir madde. Atmosferdeki oksijen miktarı bundan birazcık daha fazla olsa mesela her yerde yangınlar çıkabilirdi. Veya birazcık daha az olsa insanlar, bitkiler, hayvanlar yaşamak için zorlanabilir. Dolayısıyla o kadar önemli, ince bir hassas bir ayarda ki bu oksijen. Dolayısıyla biz bunu dengelerken atmosferdeki azotu kullanıyoruz. Azot çok önemli bir madde. Peki atmosferdeki azot bu kadar fazlayken biz nasıl bunu kullanabiliyoruz ve azot ne işe yarar? Azot aslında Bizim proteinlerimizin yapısında vardır. Şimdi protein dediğimiz şey kas, kemik, deri, kıl, işte saç, e, tırnak ve benzeri her yerimizde, kemiklerimizde, her yerimizde protein vardır. Yani canlıların en önemli yapı taşlarından bir tanesi proteindir ve proteinler azottan üretilir. Dolayısıyla azot olmasa protein olmazdı, protein olmasa canlılar olmazdı. Dolayısıyla azot her yerimizde diye düşünebiliriz. Peki. Bu azotu biz nasıl kullanıyoruz? Bir kere azot bizim proteinlerimizde, insanların, hayvanların, bitkilerin proteinlerinde var diyoruz. Peki bu azot nasıl ee, bize kadar geliyor? En başta bir kere şunu söylemiştik. Azot atmosferde %78 oranında var. Yıldırım ve şimşek olayları yüzünden atmosferdeki azot yeryüzüne inebiliyor. Ve yeryüzüne inen bu azot, Tonguç evladım benim, bitkilerin, Azot tuzları şeklinde bitkiler tarafından alınabiliyor. Bu azot tuzlarını oluşturan aslında bazı bakteriler. Azot bağlayıcı bakteriler. Aynı zamanda işte e, yıldırımla aşağı inen azot. Azotlu birleşikler sayesinde e, bitkilere geçiyor. Ve bitkilere geçtikten sonra bitkileri yiyen hayvanlar da aynı şekilde azotu almış oluyor. İnsanlar da aynı şekilde azotu almış oluyor. Yani sen bir... Et yediğin zaman etin aslında proteinle dolu bir e, şey olduğunu, besin olduğunu biliyorsun. Veya buğday yediğin zaman orada da protein var aslında. Tabii karbonhidrat daha fazla ama protein de var aslında. Bunların her birisi bitkilerden aldığımız bizim azotlu moleküller. Ve bu azotlu molekülleri biz kendi kaslarımıza, tırnaklarımıza, saçlarımıza ve benzeri dönüştürüyoruz. Dolayısıyla birbirlerini yiyen canlılardan geçiş var. Aynı zamanda e, azotun bitkilere geçişi olan... İşte yer altındaki azotlu tuzlardan geçiş var ve bunların her birisi de e, şimşek ve yıldırım, azot bağlayıcı bakteriler var bazı e, atmosferdeki azotu direkt tutup topraktaki tuzlara dönüştüren azot bağlayıcı bakteriler var ve azotlu birleşikleri aynı şekilde topraktaki tuzlara dönüştüren azotlu tuza dönüştüren bazı bakteriler var. Bunların her birisi bizim azot döngümüze katkıda sağlıyor. Dolayısıyla atmosferdeki azot bu şekilde geldi geldi, hayvanlara, bitkilere ve benzeri geldi. Ardından da insanlar, hayvanlar, bitkiler hem Atık üretiyorlar hem de artıkları kalıyor yani vefat ediyorlar öldükten sonra veya artıkları çıktıktan sonra atıkları çıktıktan sonra bunlar da yer altında e, aynı şekilde yine bazı bakteriler tarafından atmosfere azot şeklinde geri dönebiliyor. Dolayısıyla bu döngü de bizim için çok önemli. Hatta ben şöyle sana özetlemek istiyorum şöyle bir şöyle bir özet yapalım e, şöyle bir özet yapalım. İlk başta şöyle yeryüzü diyelim. Bu sensin diyelim. Bu çok önemli olduğu için tekrar anlatıyorum. Ee, aynı zamanda bu da yeşil bir bitki diyelim. Ee, bu yeryüzü, yer altımız, yer altımız. Burada bazı bakteriler var dedik. Burada atmosfer, atmosferimiz var. Atmosferde yüzde yetmiş sekiz oranında azot var dedik. Şimdi şimşek çakıyor. Tak 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 tak. Aynı şekilde şimşek çaktığı zaman atmosferdeki azot tak Yer altına geçiyor aynı şekilde e, biz e, vefat ediyoruz biz vefat ediyoruz mortanzi mortanzi şöyle bir kuru kafa çizelim senin için aynı şekilde bitkiler mortanzi oluyor mortanzi oluyor ve aynı şekilde bitkilerden ve benzeri azotlar yer altına geliyor... Ve aynı zamanda bazı ufak böyle çalı, çalımsı bitkiler var. Hatta fasulyeler masulyeler onların diplerinde yaşayan bazı bakteriler var. Bu bazı bakteriler de hatta bunu şöyle özetleyeyim. Şöyle 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 bazı bakteriler var. Bunlara azot bağlayıcı bakteriler diyoruz. Bağlayıcı bakteriler diyoruz. Bunlar resmen direkt atmosferdeki azotu alıyorlar ...ve yer altına verebiliyorlar... ...yer altına geçiş azotun bu... ...yani yeryüzüne inmesi bu şekilde oluyor... ...şimşek yıldırım... ...aynı şekilde azot bağlayıcı bakteriler... ...aynı şekilde... E, ...insanları ve hayvanların vefat etmesi... ...artık ve atıkları bu arada... ...sadece e, vefat etmesiydi... ...mesela hayvanların dışkılarında da... ...azotlu birleşenler var... ...ve bu şekilde hatta onlar... ...gübre olarak da kullanır azotlu birleşenler olduğu için... ...bu şekilde yer altına iniyor... ...ardından ardından ardından... Bazı bakteriler bu e, bakteriler aslında azotlu tuzlar üretiyor bu azotu alıyorlar ve bitkilerin kullanacağı azot tuzları haline getiriyorlar ve bu azot tuzlarını bitkiler köklerinden çekerek buradaki, Elmaya, armut'a yani proteinli besinlere veya kendi yapraklarına dönüştürüyorlar ve biz onları ot şeklinde yaprak sarması falan filan yiyoruz ve proteinleri almış oluyoruz aynı şekilde bitkilerdeki elmayı yediğimiz zaman proteinleri aldığımız gibi ve bazı bakteriler de bunu direkt atmosfere veriyor bu döngüyü sağlamış oluyor yani yerin altına iniyor ardından da yer üstüne çıkıyor. Yerin altına iniyor yer üstüne çıkıyor. Bu şekilde bir döngüde oluşmuş. Bu önemli. Bunu tekrar etmek istedim çünkü en önemli döngülerden bir tanesi, sınavlarda çıkan döngülerden bir tanesi diyoruz. Peki, şimdi de geldik çevre sorunlarına Bu kadar şey anlattıktan sonra çevremizde e, kirlilik var mı Tonguç Ela Bey? Evet. Harikasın. Peki, hangi tür kirlilikler var? Hava. Harika. Su hocam. Harika. Evet bir de toprak kirliliği var. Yani hava suyu söyledin zaten ama toprak kirliliği de önemli. Ama en önemli şeylerden bir tanesi gerçekten de bizim için küresel ısınma. Bu küresel ısınma nedir? Aslında çevre kirliliğinin yanında bir de çevre sorunlarının hatta şu anda pandemiden sonra en önemli sorun dünyanın en önemli sorun olarak gösterilen çevre sorunlarından küresel ısınmayı şimdi sana özetleyeceğim. Ama öncesinde bazı e şeyler oluyor hayatımıza ne oluyor mesela ozon tabakası seyreliyor ne demek ozon tabakasının seyrelmesi ozon tabakası güneşin zararlı ışınlarına karşı bizi koruyan böyle incecik bir tabaka ve o3 gazından oluşuyor yani oksijenin 3 tanesinin birleşmiş olduğu böyle bir e, gazdan oluşuyor ve bu gaz çok önemli bizim yeryüzündeyken güneşin ış ultraviyole ışınlarına maruz kalmamamızı sağlıyor yani bizim için bir güneş gözlüğü gibi düşün güneş gözlüğü nasıl bizim gözümüzü koruyor güneşe karşı aynı onun gibi düşün burada bizim aslında güneş gözlüğümüz bu ve bu bu ultraviyole ışınları bazen kansere, cilt kanserine ve benzeri yol açabilen zararlı ışınlar. Güneşten gelen ışının hepsi yararlı değil sonuçta. İşte bunu korumak için resmen e, atmosferin üst tabakasında bir ozon tabakası var. Ama bu seyreldi artık çünkü bizim yanlış gazları kullanmamız yüzünden mesela e, klorofluorokarbon dediğimiz bazı gazlar var hidroklorofluorokarbonlar dediğimiz bazı ga gazlar var bunları biz klimaların soğutulması için klimaların soğutması için buzdolapları köpük üretim ve benzeri bazı endüstriyel e, ürünlerde kullanıyoruz aynı şekilde yangın söndürme tüpleri aynı zamanda böcek yaşlarını kullandığımız bazı gazlar var İşte bu gazlar bizim e için bazı yerlerde yararlı oluyor ama aynı zamanda mesela deodorantlar da vardı. Deodorantlarda da bu kloro karbon gazları vardı. Bunları artık yasakladılar ve bazılarını değiştirdiler. Bu uçucu gazlar dediğimiz şeyler ve bunlar aslında ne kadar çok tüketilirse bunlar ozon tabakasına kadar yükseliyor ve ozon tabakasını inceltiyor. Resmen onu küçültüyor. Bu da ee, bu zararlı ışınların bize kadar ulaşmasına yol açıyor ne yazık ki bir delik vardı hatta ozon tabakasında geçtiğimiz e, 20 yıl önce ardından bu birazcık daha toparlandı çünkü kendi kendine tamir eden bir şey bu eğer bu gazların kullanımını azaltırsak diyoruz. Peki küresel ısınma nedir? Yani şu anda bütün dünyadaki devletlerin e, alarm halinde olduğu ve gerçekten dünyanın dengesini en önemli bozacak şey. Çünkü dünya aslında bir ara buzul çağına girmiş ve buzul çağına girdiği anda bütün dünya buz kaplanmış resmen ve bu tekrar çözülmüş ve şu anda güzel zamanlarımızı yaşıyoruz. Ama biz bu şekilde kötü davranırsak e, dünyaya ve bu da bize bazı Kötü sonuçlar olarak geri dönecek. Mesela buzullar erimeye başladı şu anda. Canlı nesillerinden bazıları yok oluyor ve gerçekten bazı türler artık e, yeryüzünde bulunamaz hale geliyor. Nesil tükenmekte olan canlılar var ve nesil tükenmiş olan canlılar var. Sular yükseliyor, buzullar eriyince. Peki bunlar nasıl oluyor? Mesela burada çok ikonik bir fotoğraf var. Fotoğrafın aslında bir resmi var. Burada e, bir buz parçası. Kutuplardan kopmuş ve üzerinde sadece bir ayı kalmış ve e, gerçekten de bu e, bizim için önemli. Çünkü buzun parçaları sürekli koparak aslında buzullar eriyor. Kuzey kutbunda, güney kutbundaki o buzulların erimesi de hayra alamet değil. Peki bu nasıl oluyor? Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Güneşten gelen ışınlar aslında yeryüzüne çarptıkları zaman özellikle deniz olan yerlere çarptıkları zaman yani %70'i dünyanın e, deniz demiştik denizlerle kaplı demiştik. Deniz olan yerleri çarptığı zaman geri dönüp atmosfere atmosferden geçerek sonra uzaya tekrar çıkıyorlar. Ama bazıları da bazıları atmosferden yansıyarak tekrar yeryüzüne dönüyorlar. Şimdi eğer güneş ışınları bu şekilde yansırlarsa herhangi bir problem yok. Bizi ısıtıyorlar sonra gidiyorlar. ...alıp başını gidiyorlar ve çok güzel... ...ama buradan tekrar yansıyıp... ...tekrar bizi ısıtmaya çalışırlarsa... ...yani ayna etkisi görürse... Ve bu şekilde sonsuz bir döngüye girerse ve bu şekilde bizim ısımız da artarsa işte biz buna küresel ısınma diyoruz. Ve bunu yapan gazlardan en önemlilerinden bir tanesi sera etkisini oluşturan sera gazları. İşte bu sera gibi oluyor. Sanki biz atmosferimiz bizim camikanla çevrilmiş gibi oluyor ve bu yeryüzünün ısısının artmasına yol açıyor. Ve bu da buzulların erimesine işte çok e, yüksek sıcaklığın oluşmasına anormallere yol açıyor. Mesela kutu. E, kutuplarda bir anda hava sıcaklığı inanılmaz artıyor veya çölde bir anda kar yağmaya başlıyor. Anormallikler oluşmaya başlıyor yeryüzünde ve şu anda bayağı bir oluşuyor aslında. Ve bunlar da sera gazları dediğimiz bazı gazlar var. İşte karbondioksit sera gazlarının en önemlisi. Su buharı mesela. E, buharlaşan su ne kadar fazla olursa o kadar e, tehlikeli aslında. Karbondioksit de işte fabrikalardan işte bacalardan çıkan işte araçlardan ve benzeri uçakla yakıtlarından uçaklardan çıkan bu karbondioksit su ve benzeri bunun gibi birkaç tane daha gaz var. Bu gazlar buradaki ışınların tekrar yansımasına atmosferin e, üzerinden yansıyarak tekrar yeryüzüne geri dönmesine yol açıyor. Dolayısıyla küresel ısınmaya yol açıyor diyoruz. Peki biz ne yapmalıyız bunların önüne geçebilmek için? Bir kere eee sürdürülebilir kalkınma dediğimiz kaynakların doğru kullanımı, kaynakların tasarruflu kullanımını yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda fosil yakıtların tüketiminden uzak durmamız, yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar, güneş, işte e, dalga enerjisi ve benzeri bunları kullanmamız önemli. Fosil yakıtlar, kömür, petrol, doğalgaz daha az kullanmamız gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma dediğimiz şey de Kaynaklarımız sınırlı. Yeryüzündeki kaynaklarımız su, aynı zamanda işte e, mesela ağaçları, mesela şunları kullanıyoruz. Bu kağıtlar aslında ağaçlardan yapılıyor ve bu ağaçlarda her bir kağıt için tekrar kesilmek zorunda kalıyor. İşte o yüzden biz bunları ne yapıyoruz? Mesela geri dönüşme veriyoruz. Geri dönüşüm dediğimiz şey e, ham madde tasarrufu sağlayan. Yani bunun e, ham maddesi aslında bizim için ağaç. Ağaçların e, kullanımının azaltılmasını sağlayan biz bunu bu kağıtları geri dönüşüme veriyoruz. Bu geri dönüşümün işareti aslında. Ve aynı şekilde biz suları da e, ...tasarruflu kullanmamız gerekiyor... ...yeraltı, yerüstü bir sürü kaynağımızı... ...tasarruflu kullanmamız gerekiyor... ...peki şimdi... ...sizlerle beraber birkaç tane soru yapalım... ...ve bunları pekiştirelim... ...hadi bakalım... ...buna göre öğrenci tanım yaparken... ...hangi adımda hata yapmıştı demiş... ...şimdi bir öğrenci doğada geçen su döngüsünün... ...aşağıdaki gibi... ...modellemiştir demiş... ...su döngüsünü modellemiş... ...şimdi hemen bana şunu söyle... ...üçüncü olay hangisi... ...hangi olay evladım benim... ...yağmur... Harika. Yağmur diyebilirsin. Mi? Üç. Yağmur ve kar diyebiliriz aslında. Yağmur ve kar diyebiliriz. Peki. Birinci olayı söyler misin bana? Buharlaşma hocam. Harikasın. Buharlaşma değil mi? Bak burada zaten yazmış. Öğrenci oluşturma dili açıklıyor. Birinci adım. Üçüncü olayı. Üçün, üç olayı atmosferdeki su miktarını arttırır demiş. Şimdi bakıyorum. Hayır atmosferdeki su miktarını arttıran şey aslında bir olayıdır. Çünkü yeryüzündeki sular yükseliyor buharlaşma. Bir olayındaki bir olayı yeryüzündeki suların buharlaşmasıdır. Evet doğru bu. E, yeryüzündeki sular buharlaşıyor ve yukarı çıkıyor. İki olay rüzgarın etkisi de gerçekleşebilir. Evet bu rüzgar etkisiyle yeryüzündeki sular buharlaştıktan sonra bir yerden bir yere doğru taşınıyor. Doğru. E, dört olayında yeryüzüne inen sular süzülerek yer altı sularını kaşı, Evet yeraltı sularını oluşturuyorlar ve süzülerek e, toprakların arasından ve benzeri süzülerek aslında yer altı sularında temiz sulara dönüşüyorlar. Ama üç olayı atmosferik su miktarını arttırır yanlış. Tam tersine yeryüzündeki su miktarını arttırır e, ve e, aslında atmosferik su miktarını azaltan bir şey bu. Yukarıdan aşağı doğru gidiyor. Dolayısıyla bu yanlış. Hangi adımda hata yapmıştır demişti? Birinci adımda. Aman dikkat et bak. Üç olayı diyor. Üçüncü adıma atlamayalım. Burada birinci adım üç olayı demiş. Dolayısıyla birinci adımda hata yapmıştır diyor. Canlı ve cansız çevre arasında gerçekleşen madde döngüsü şekildeki gibidir demiş. Bu döngüle ilgili e, ifadeler hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakalım. Canlı ve cansız çevre arasında gerçekleşen madde döngüsü. Dikkat edelim. Burada insanlar, mantarlar. Hayvanlar hatta bitkilerde bir şey veriyor bu verdiği şey nedir dersek hemen sana söyleyeyim karbondioksit veriyoruz atmosfere aynı şekilde fabrikalarda karbondioksit veriyor ardından bunların her birisi e, oksijene ihtiyacı olan e, canlılar ve bak atmosfere oksijen veren yeşil bitkilerde sadece dolayısıyla bu da oksijen demek ki bak. Bu da oksijen alıyor, bu da oksijen alıyor. Yeşil bitkilerin de oksijene ihtiyacı var, mantarların da, bit insanların da, hayvanların da, hatta fabrikaların da oksijene ihtiyacı var. Dolayısıyla hemen bunların ne olduğunu çözmüş olduk. İnsan ve mantar atmosferden aynı maddeyi almıştır. Evet, doğru. E, ikisi de oksijeni almıştır diye düşünebiliriz. Çünkü ikisinin de oksijene ihtiyacı var. Bitkiler oksijen ve karbondioksidi hem kullanır hem de üretir. Şimdi bakıyorum, oksijeni kullanıyorlar, doğru. Bitkiler aynı zamanda karbondioksidi de kullanıyorlar. Karbondioksidi de alıyorlar aslında. de aldıkları nerede? Hemen bunu da yapalım. Şunu da çizelim aslında. Şunu da göstermemiz iyi olur. Evet bunu da kullanıyoruz. Kullanıyorlar bitkiler. Ve e, oksijen ve karbondioksit hem kullanır hem de üretir. E, bitkiler... Hem oksijen üretir hem de karbondioksit üretir bu arada. Çünkü bitkilerin yaptığı iki olay vardır. Hem solunum hem solunum hem fotosentez. Bizim yaptığımız sadece solunumdur. Solunum. Mantarlar da solunum yapar. Hayvanlar da solunum yapar. Dolayısıyla fabrikaları da aslında solunum yapar gibi düşünebilirsin. Peki bu da doğru. Döngüdeki e, yuvarlak oksijen gazını... Yıldız ise karbondioksit. Evet bu da doğru. O yüzden cevabımızın D olduğunu söyleyebiliriz. Doğada canlı ve cansız çevre arasında gerçekleşen azot döngüsü şekildeki gibi modellenmiştir demişti. Bu döngü ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Hemen bakıyoruz. Şimşek yıldırım ve azot bağlayıcı bakteriler tarafından atmosferdeki azot aşağı geliyor. Ardından ardından ne oluyor? E, azot tuzları şeklinde bitkilere geçiyor. Hatta bazı azot ayrıştırıcı bakteriler de bunu atmosfere veriyor. Havada serbest halde bulunan azot, yıldırım ve şimşek gibi hava olayları sırasında su ile birleşerek toprağın yapısına geçer. Evet doğru. Yıldırım ve şimşek böyle bir etkiye sahipti. Azot bağlayıcı bakteriler havadaki serbest azotu bitkinin yapısına katar demiş. Evet burada azot bağlayıcı bakteriler bitkilerin köklerinde yaşıyorlar genellikle. Ee, özellikle fasulye gibi bitkilerin köklerinde yaşıyorlar. Ve bu da aslında e, ne yapıyordu? Havadaki serbest azotu bitkinin yapısına katıyor. Doğru ve bu sayede bitkiler azot alarak besleniyorlar. Azot ayrıştırıcı bakteriler topraktaki fazla azotun havaya tekrar aktarımını sağlar. Evet doğru. Burada azot ayrıştırıcı bakteriler burada gözüktüğü gibi atmosfere azotu veriyor. Bu da doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. O zaman şimdi sizi meydan okuma testine bekliyorum. Meydan okuma testinde tat uygulamamızda hemen girdiğiniz zaman fen kısmına tıkladığınız zaman 8 fen 22 testini buluyorsunuz. Madde döngüleri ve çevre sorunları testimizi fen filtresine tıkladığınız zaman e, görebiliyorsunuz. Tat suygrafınızın güncel olduğuna dikkat edin. Çünkü sürekli yenilikler yapıyoruz bu arada. Onu söylemek istiyorum. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım.